27 Aralık Pazartesi, Bir Gün Gazetesi. Timur Soykan, Susurluk ekibini yeniden toplamış. Ziya Bandırmalıoğlu'nun eski özel harekatçılardan bir ekip kurduğu öne sürülüyor. 90'lara benzeyen atmosferin yelkenlerini dolduracağını düşünmüş olmalı. Ama suç örgütlerinin güçlendiği süreç bir marinada sonu oldu. Ziya Bandırmalıoğlu ve onun gibi eski özel harekat polisi olan Şahin Aslan, 20 Aralık akşamı İstanbul'da Kalamış Marina'daki Develi Balık Lokantası'nda çıkan çatışmada öldü. Sedat Peker ifşaları, eski MİT'çi Mehmet Eymür itiraflarından sonra bir kez daha 90'lardaki çete düzeninin aynı aktörlerle devam ettiğini gördük. İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in yönettiği Susurluk çetesinin polis kimlikli tetikçilerinden biriydi Ziya Bandırmalıoğlu. İddiaya göre Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin'in yönettiği infaz timinde Bandırmalıoğlu'nun yanı sıra Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Alper Tekdemir, Enver Ulu, Oğuz Yorulmaz, Ercan Ersoy gibi çok sayıda polis vardı. Cinayetler işlenirken Ziya Bandırmalıoğlu kalabalık bir ekiple hareket ediyordu. Ekibin büyük kısmı karanlıkta kaldı. Adı gündeme gelmeyen özel harekatçılardan biri Şahin Aslan'dı ve emekli olana kadar görevine devam etti. Eski polis Ziya Bandırmalıoğlu 2000'li yıllarda yeraltı dünyasında işlerini sürdürdü. Ülkücü mafya grupları tarafından kullanıyordu. Bu sırada 90'ların karanlığı AKP'nin içinde yeniden yeşerdi. Mehmet Ağar'ın oğlu AKP'de milletvekili, Tansu Çiller mitinglerin baş konuydu. Sedat Peker tasfiye edileceğini anlayınca yurt dışına kaçmıştı. Eski özel harekatçılar, Cumhur İttifakı'nın milliyetçi rüzgarlarıyla yelkenlerini şişirme hayallerine kapıldı. İddiaya göre Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan, 2021 yılının başında eski özel harekatçıları bir araya getirip yeraltı dünyasında bir güce dönüşmesinin planını yaptı. 10 eski özel harekatçıyı çevresinde topladığı öne sürülüyordu. Ancak 20 Aralık gecesi Kalamış'taki lüks lokantanın VIP bölümünde patlayan silahlarla planları suya düştü. İddiaya göre Ziya Bandırmalıoğlu ve eski özel harekatçılardan oluşan ekibin en önemli işi mega yat tahsilatıydı. Geçen hafta Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin yaralandığı çatışmanın mega yatın satışındaki anlaşmazlık nedeniyle çıktığının iddia edildiğini yazmıştım. Hüseyin Rüştü Altunbaş'ın ölümünden sonra Egeria isimli megayat çocuklarına miras kaldı. Rüştü Altunbaş'ın ikinci eşinden oğlu Volkan Altunbaş bu yatı Peker Holding'in sahibi Hasan Peker'in İstanbul Ataköy'deki NEF 22 projesinde bulunan 8 dükkanıyla takas etmişti. Tekneye bedel olarak 25 milyon dolar değer biçilmiş ancak proje yıllar sonra bittiğinde 8 dükkanın değeri bedelin çok altında kalmış ve anlaşmazlık çıkmıştı. Ziya Bandırmalıoğlu'nun bu anlaşmazlık nedeniyle devreye girdiği ve o gece çatışmanın bu nedenle çıktığı öne sürülmüştü. Taraflar haberi yalanladı. Oda TV'ye konuşan Erkal Altunbaş, Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan'la çok eskiden beri dostluğu olduğunu belirtti ve bizim bir sorunumuz varsa savcılığa gideriz. Dağ başı mı burası? Sorun neyse savcılık, devlet gereğini yapar. Kardeşim yatın satışını yaptı ve şu an durum mahkemelik. Bizim miras davamız var. Zaten Peker Holding'i şikayet ettik. Olay adliyede, savcılık aşamasında, dedi. Volkan Altunbaş da Ziya Bey ağabeyim gibiydi. Hiçbir ticari bağımız yoktur. Diğer şahısları ne görmüşüm ne de tanımışım diye konuştu. Hasan Peker'in avukatı da yaptığı açıklamada, müvekkilin Hasan Peker saygın bir iş insanı olup haberdeki silahlı çatışmanın taraflarını hiçbir şekilde tanımamaktadır. Haberdeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır, dedi. Peki mega yatla ilgili süreçteki diğer iddialar neler? Volkan Altunbaş'ın babasının ölümünden sonra 2015 yılında diğer kardeşlerinden habersiz mega yatı Hasan Peker'in dükkanlarıyla takas ettiği öne sürülüyor. Bu nedenle Volkan Altunbaş, ağabeyi Erkal Altunbaş ve kız kardeşi miras davasında karşı karşıya geldi. Volkan Altunbaş bu sırada 4 dükkanı şu an cezaevinde olan suç örgütü lideri Sedat Şahin'e 10 milyon dolarlık senet karşılığı devretti. Diğer kardeşler mega yatın satışına tedbir kararı aldırmıştı. Yargı kararına göre yatın bağlanması gerekiyordu. Ancak Hasan Peker, Egeria yatını yurt dışına çıkarttı.
Hasan Peker'in Ataköy'deki arazisi karşılığında %50 ortak olduğu proje yıllar sonra tamamlandı. İddiaya göre dükkanların değeri yata biçilen 25 milyon dolardan çok aşağıda kaldı. 2021 yılında Volkan Altunbaş'la ağabeyi Erkal Altunbaş birlikte hareket etmeye başladı. Hasan Peker ve projenin satışını yapan Salih Yiğner'den zararlarının karşılamasını istediler. Ancak ticaretten 7 yıl sonra dönülmeyeceği yanıtını aldılar. Bu gerilim 2021'de suç duyurusuna dönüştü. Altunbaşların şikayet dilekçesinde dolandırıldıkları öne sürülüyor. 22 Eylül 2021 tarihli dilekçede şüpheli olarak ilk sırada Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. Satışları yapan Timur Gayrimenkul şirketinden de şikayetçiler. Hasan Peker, oğlu Fatih Peker, 8 dükkanın satışını yapan Salih Yiğner ve Sedat Şahin'in arasında olduğu 15 isimden şikayetçi oldular. Sedat Şahin, dükkanları senet karşılığı aldıktan bir süre sonra tutuklanmıştı. Altunbaşların şikayet dilekçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği savunuluyor. Dilekçede Egaria Megayat'a karşılık Nef 22'deki 8 dükkanın alımı ile ilgili satış vaadi sözleşmesi imzalandığı anlatıldı. Bu sözleşmede 8 dükkanın değeri 25 milyon 721 bin 100 dolar olarak yazılmıştı. Şikayette ayrıca 5 dükkanın sözleşmedekinden 1504 metrekare daha küçük olduğu savunuldu. 11 milyon dolar dolandırıldık denildi. Altunbaşların şikayetinde Megayat'ın yurt dışına kaçırıldığı sırasıyla Majestic Wonder, Lord of the Seas, son olarak da Queen Mary ismi verildiği anlatılıyor. Hasan Peker'in avukatlarının da hukuki süreç başlattıklarını biliyoruz ancak bu konuda detaylara sahip değiliz. Peki hukuki süreç devam ederken yeraltı dünyasında hangi hamleler yapılıyordu? İddialara göre Sedat Şahin grubu dahil aracılık için devreye girenler oldu. Tabii ki bu gruplar hatır için bu işi yapmıyordu. İşin çözülmesi halinde milyonlarca dolar alacaklardı. Ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Ziya Bandırmalıoğlu'nun bu olayla ilgisi nedir? Altunbaş ailesinin yalanladığını akılda tutarak iddiaları aktaralım. Ziya Bandırmalıoğlu eski özel harekatçılardan ekibini oluşturduktan sonra eski arkadaşı olan Erkal Altunbaş'a Megayat olayını çözeceğini vaat etti. Karşılığında diğer gruplara göre çok az pay istemişti. 2 milyon dolar alacaktı. Haziran 2021'de yoğun baskıya başladılar. İlk hedefleri dükkanların satışını yapan Salih Yiğner oldu. Tehditler çok ciddi seviyelere ulaşmıştı. Ardından yurt dışında yaşayan Hasan Peker'in oğlu Fatih Peker'le görüşmek istediler. Fatih Peker kabul etmedi ve onu da tehdit ettiler. Bir iddiaya göre İstanbul'da Karadeniz'de çok kalabalık bir aile olan Çakıroğlu grubu da Megayat olayıyla ilgilenmeye başlamıştı. Çakıroğlu ailesi daha önce suç örgütü soruşturmalarına konu olmuştu. Mart 2020'de yapılan bir operasyonda kentsel dönüşüm bölgelerinde anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında mahkeme kurdukları iddia edilmişti. Kusurlu buldukları kişilere para cezası kesip tehdit etmekle suçlanmışlardı. Fuat Çakıroğlu ailenin liderlerindendi. Geçmişte çok sayıda cinayetle suçlanmıştı. 45 yaşındaki Fuat Çakıroğlu 24 yıl hapis yatmıştı. Son infaz düzenlemeleriyle cezaevinden çıkmıştı. Kalamış'taki Develi Balığın üst katındaki VIP bölümünde vakit geçiriyor, görüşmelerini yapıyordu. Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan olay günü yani 20 Aralık 2021 akşamı Rumeli Hisarı'nda Erkal Altunbaş'a ait bir mekanda içki içiyordu. Aynı saatlerde Develi Balık'ta Fuat Çakıroğlu'nun yanında cezaevi arkadaşı Diyarbakırlı Caner Koç vardı. Caner Koç Ziya Bandırmalıoğlu'nu da tanıyordu. Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan geç saatlerde Develi Balığa geldiler. Yanlarında Erkal Altunbaş'ın kayınbiraderi Mert Bey de vardı. Birlikte içki içtiler. Gerilim çıktı. Hatta Ziya Bandırmalıoğlu elini silahına attı, sakinleştirdi. Deha'nın haberine göre Mert Bey ifadesinde Rumeli Hisarı'ndaki kafede otururken Caner Koç'un aradığını ve Ziya Bandırmalıoğlu'nu Develi Balığa davet ettiğini öne sürdü. Kendisinin sadece şoförlük yaptığını anlatan Mert Bey, Fuat Çakıroğlu'nun Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan'a hakaret etmesi nedeniyle gerginlik çıktı. Bandırmalıoğlu elini silahına götürdüğü anda ben kaçtım dedi. Deha haberinde Volkan Altunbaş'ın ifadesi de yer aldı. Volkan Altunbaş çatışmanın bir gayrimenkul satışı nedeniyle çıktığını öne sürdü.
Çakıroğlu'nun bir inşaat işi nedeniyle alacağı olduğunu iddia ettiği İsmail Ağa'ya ulaşamayınca kendisiyle temas kurduğunu anlattı ve şöyle dedi. İsmail Ağa'nın borcu olduğuna dair hiçbir belge sunmadılar. Restorana çağırıp borcu benim ödememi istediler. Çakıroğlu ailesinin yaptığı milliyetçilik ve ülkücülük vurgusu yoğun açıklamaya göre Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan saldırmak için lokantaya gelmişti. Açıklamada şanlı özel harekat polis teşkilatımızın adını lekeleyen bu şuursuzlar Çakıroğlu ailesine çift silahla sanki düşmana sıkar gibi operasyona gider gibi mermi ağızda gelmeleri ayrı bir muammadır denildi. Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan'ın öldüğü çatışmanın nedeni mega yat mı yoksa gayrimenkul satışındaki anlaşmazlık mı? Ya da masada alkolün etkisiyle çıkan tartışmadan mı ibaret? Kesin bir yanıtımız yok. İddialar var. Ancak en son adı Queen Mary olan mega yat konusunda yeraltı dünyasında da büyük gerilimler yaşandığına şüphe yok. Türkiye'nin 90'ların karanlığına çok benzer bir süreç yaşandığı da kesin bilgi.